Selam millet, Dede Oynar'la tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bu videomuzda Remnant from Ashes oynayacağız. Bazen böyle oyunları güzel, AAA ve her zaman sizlerden Dede böyle oyunlar da oynasana dediğiniz oyunları da dikizlemek istiyorum. Her zaman mobil oyunlar, web oyunları ya da indie oyunları oynamayalım. Arada böyle güzel oyunlara da bir bakış atalım. Neden 1,5 sene olmuşken, yaklaşık 2 sene olmuşken şimdi dikizliyorum? Çünkü Xbox PES var bende. Sizlere de tavsiye ederim. Yani bu dolar döviz artışı sırasında gerçekten fiyatı standart olarak 30 TL'ye kaldığı için inanılmaz uygun. Bilmiyorum, buna kıyaslanabilecek piyasada başka bir şey yok herhalde. Şu anda mesela Xbox PES için her zaman 200 tane, 100 tane falan oyun oluyor. Şu anda bu da onun içinde birçok güzel oyunla birlikte tavsiye ederim o yüzden sizlere. Sizin için iyi olur yani kardeşlerim. Şimdi senin tipini beğendim genç. Senin her şeyini beğendim genç. Saçın siyah olsun, saçın gri olsun, ihtiyarlamış ol. Biraz. Evet. Ten renginde biraz böyle olabilir. Scar bir oldu. Confirm. Friend only, public, offline olur. Friend only de olur. Böyle de olur. Son umudumuzda başarısız olduğunda ne yapmalıyız? İşte bunu sen keşfetmelisin. Senden önce son umudumuzda denize açılmıştı. Nesillerdir bizi avlayan yaratıkların kaynağını bulabilmek için. Ve sonunu buldu. En azından biz öyle düşünüyoruz. Phoenix gibi, Zümrüt Anka gibi ejderler gökyüzünde uçarken alevleri acı ve ızdırap dağıtıyordu. Ama bizim kahramanımız asla geri dönmedi. Sadece fırtına, yaratık, sarsılmaz korku çarpılmış ve yaratığa dönüşmüş. Yolculuk kolay olmayacaktı. Ejder kulesinin fırtınasıyla yüzleşmen gerekecekti. Ejderha belki öldü ama külleri daha korkutucu şeyleri uyandırdı. Her adımımız bir savaş olacak. Kuleye ulaşmamız lazım. Savaşçımıza ne olduğunu öğrenmemiz lazım. O ne abi? Öyle dalga mı olur ya? 50 metre. İyi yanından bakarsak Titanic olsa o dalgada yine batardı. Son umudumuzda başarısız olduğunda başka bir sonun yerini alacak. Biz nefes aldığımız sürece böylece devam edecek. Dark Soul. Tutturamadım inanın. Dark Soul stili bir oyun bu. Bir miktar oynama fırsatı bulmuştum ama gerçekten ne olduğunu unuttum gitti yani. Hatta sanki böyle başlamıyordu gibi hatırlıyorum oyunu. Herhalde ben yanılıyorum. Peki. Alt crouch. Hah, bir daha alt ayağa kalksın diye. Ha, bu kadar korkunç muydu bu oyun ya? Ortam. Space'e bas dedi zannettim. Ha, 1'e bas, iksiri kullan dedi. Peki. Dur oğlum, sakin ol. Fenerim falan yok. O benim ya. Lan senin baban. Space'de Doge demiş. Allah. Şu an için hayat kolay. Allah cezanı ver. Ya bu oyun böyle bir oyun muydu ya? Ya.
Ben hiç mutlu değilim şu anda. Hiç güvende hissetmiyorum kendimi. Ne oluyor ya? Başka isteğin, arzun var mı? Hayda. Duvar vardı oğlum arada. Nasıl yaptınız böyle bir şeyi? Senin ağzını burnunu kırmak zorunda bırakacaksın beni. Yalnız gerçekten Dark Soul. Hoş geldin Dark Soul'a. Canımın yarısı gitti. Haha, öndekini vurdu. Böyle de bir şey olabiliyormuş demek ki. Bak bunu beğendim. Keriz. Öndeki arkadaşının sırtına sapladı fırlattığı şeyi. Evet, shift'le koşmak diye bir şey var. Ne oldu ya? Bir ses duydum sanki. Jero... koşarken atağa basınca stylish atak yaptı. Karnına sapladı kılıcı. Stylish atak. Stylish atak. Yok, koşarken yapıyormuş. Sadece işte vasatlı olmuyormuş o. Bir ses duyuyorum cidden. Dandun dandun. Ha, bir şeyler hatırladım. Bir saniye. Evet, bunu hatırladım. İşte böyle dönemlerde silah, tabancalara güven olmaz yani. Melee weapon'ın olacak ama bir de şey olacaksın yani, melee weapon'ın olacak ama sen de melee weapon uzmanı olacaksın. Samuray gibi bir şey olacaksın mesela böyle. Sıra sana geldi mi, tur bazlı savaş yapıyoruz sanki. Sıra sana geldi mi 20 atak falan yapıyor olacaksın ki böyle herkes temizleyesin. Ha işte, yoksa böyle yatarsın yere. Aslında burada çok rahat dövüşürüz. Dar bir mekana soksak bütün bunları, birbirlerinin sırtlarından vururlar demin olduğu gibi. Arkadaşlarının sırtlarından vura vura indirirler. Yalnız o ufaklıkları beğenmedim çok. Oh! Böyle o savaşı kazanamazsın. Bir sen vur, bir onlar vursun diye olmaz o savaş, söyleyeyim. Sakata gelirsin. Bir de yere çömdü ya. Bak o ufaklıkların seviyesine geldin tam ya. Ağzı, burnu, diş, her yeri. Isıracaklar seni. Dayan orada. İyi olacaksın. Acele et adam. Yürü, yürü. Dodge etmek ve koşmak staminanı bitirir. Stamina zamanla dolar. Tam bir soul-like. Uyandın. Selam sana. Yavaş ol. Kötü yaralandın. Yeniden kanamak istemezsin değil mi? Ben Wallace. Seni görmek istiyorum. Komutana olur mu diye sordum. Komutan kim? Komutan Ford. O görevde. Kadınmış. Komutan Ford ve Bay Riggler seni dışarıda buldu. Buraya getirdiler. Ama Mark geri gelmeyecek dediler. Üzgünüm. O
Neyse boş ver. Uyandığın zaman onu gör dedi. Komutanı görmen lazımmış. Jurnal. Her yerde cesetler vardı. Her şey çok kötüydü falan diye bir şey anlatıyor. Kalbim dayanmaz. Şurada bir yer kırmızı kırmızı yanıyor. Orası olabilir mi? Dışarıda güzel savaştın. Silahlarım nerede? Aşağıda, Riggs'de. Bir kontrol etsinler, sana geri verecekler. Ben Commander Ford. Burası benim üssüm. Ve sen arkadaşım. Beklenmedik bir misafirsin. Benim görevim burada insanları hayatta tutmak. Uzun süredir ama yaşayan birini görmemiştik. Sen niye dışarıdaydın? Yoksa Ruth'un seni almasına izin veririz. Ben okyanusun karşısındaki odaya gitmeye çalışıyorum. Uzun süredir o kuleye giden olmadı. Ayrıca bu fırtına doğru ulaşma şansın yok. Gerçek şu ki orası bizimle bağlantısı koptu. Kök her yerde. Kök diyorlar. Root. Herhalde bu kötülüğün adı Root. Ama sen şimdi buradasın ve bir fikrim var. Bak ne diyeceğim. Gitmek mi istiyorsun? Bizim için bir şey yap. Ne yapabilirim? Önce güce ihtiyacımız var. Reaktöre. Reaktör nerede? Alt katta. Merdivenler oraya gitmeni sağlayacak. Neden bu konuda bana güveniyorsun? Adam kaybetmek istemiyorum. Git Rix'ten silahlarını al. Orada Root olacak. Sakata gelirsin. Hop yumruk attım abi. Böyle de bir cengaverim yani. Koç yiğit kılıcını al dedi. Kılıca gerek yok deyip Muhammed Ali gibi sol kroşeyi yapıştırdım. Alt katta. Alt katta Rix. Bu mu Rix? Rix. Ha, tekrar ayaklarının üstünde olmana sevindim. Ward 13'e hoş geldin. Sen bana mı yardım ettin? Evet, seni iyileştirmeye çalıştım elimden geldiğince. Adım Riggler, herkes bana Riggs der. Kılıcın. O savaşta bayağı hasar görmüştü. Yapabileceğim çok bir şey yoktu maalesef. Kılıç dağılmış. Seni bulduğumuzda parçalanmıştı. Bayağı scrap metale dönmüştü. Birisinden bahsetti. Silah bulmuştu. Belki sana yardımcı olur diye. Ne yapmamı istiyorsunuz şimdi, pardon? Silahsız vaziyette gitmemi mi istiyorsunuz yani? Bundan mı bahsediyor? O sana yardımcı olur diye. Kayıp mı oldun? Yok, seninle konuşmak istiyorum. Seninle konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum. Çünkü garip bir şekilde konuşmuyorsunuz benimle. Basement'ta reaktör falan. Stranger in the base. Find the reactor on the base's lower level. Keşke şey yapsam. Her yerde zırhlar mırhlar var. Bir şey verseler bana. Gerçekten silahsız mı devam ediyorduk biz ya burada? Çok garip değil mi? Reaktör. Reaktör bir alt katta. Reaktör level. Lanet olsun, neredesin falan gibi işler söylüyor. Beni çok korkuttun be. Burada kimsenin olmaması gerekiyordu. Buralardan değilsin değil mi?
Benim adım Ace, Ace Cotteril. Reaktörü arıyorum, öyle mi? Buldun. Bu lanet tarihi eserden bahsediyorsak tabii. Hiç reaktör başlattın mı? Hayır. Bayağı ses çıkartacak bunu başlattığımız zaman. Yukarıdaki terminale bassan yeterli olacak. Kendim de yaparım ama... İki kişi olsak daha iyi olur. Belki bir şansımız olur. Evet, bu yüzden bir fikrim var. Yukarı git, reaktörü başlat. Yolumuza kim çıkarsa ben de öldüreyim. Silaha ihtiyacım var değil mi? Hadi sana bir şey bulalım. Şimdi silahımı seçeceğim. Ex-Cultist. Ne yapıyormuş Ex-Cultist? Mid-Range Combat and Support. Armed with Powerful Coach Gun. Sturdy Repeater Pistol and Deadly Scrap Hatchet. Ex-Cultist control the mid-range with excellent burst damage. Dehir mod, Mender Aura, Kesten Araya Efek Heal. Alan etkili can dolduruyormuşuz. Scrapper. Close Range Combat. Devastating Shotgun, Repeater Pistol ve Massive Scrap Hammer. Scrap Hammer, başa baş savaşmak için birebirmiş. Hot Shot diye bir tane modülü varmış. Düşmanları ateşe verebilirmiş. Hunter. Uzun mesafe savaşları yapacakmış. Ne bu kadar yakına girmek istiyorum, ne şey yapmak istiyorum. Ben yine bunu seçeyim. Güzel. Trade menüyü aç diyor, T'ye bas. Ne yapacaksın? Health, health. Şu anda 2.5, next'te 5. Stamina, stamina. Mod power, mod power. Ne almam lazım anlamadım ben şu anda. Inventory'ye bakayım. Karaktere bakayım. Repeater pistolüm var. 102'lik coach gun'ım var. Scrap hatchet'ım var. Kaç tane mermim var? Mermimin sınırı var mı? Bilemedim. Trade rank. 0 trade point available. Yani. Şey yok o yüzden. Derdimiz yok. Tamam. Güzeliz. Tabanca. Tüfek. 28 tane bu arada. Mermimiz var yani. Sınırlı. Ne yaptığım zaman peki şeye geçiyorsun canım sen? Kontrol diyeyim. Kombatta mili. Left mouse buton. Shot. Left mouse buton. Mili mi shot mı nasıl anlayacak pardon bu? Ha, şöyle yapıp ateş edersen öyle. Böyle yaparsan böyle. Şimdi oldu. Reaktörü başlatıyor mu başlatmıyor mu aslan dedi. Peki. Çok güzel bir şey söyledin. Reaktörü başlatayım tabi. Reaktörü başlat. Çok kolay değil mi? Gayet kolay oldu. Bak hop. Gelmeye başladı adamlar. Fokustan daha bitmedi diyor. Soul like tabancayla güzelmiş ya. Tabancalı soul like'ı beğendim. Peki. Ha, bu daha güzelmiş. Benimle misin? Dayan biraz dedi. Dayanıyorum da biraz. Bana başka adamlar da gelmeye başladı. Sen ne pis bir insansın böyle ya. 44 saniye dayan diyor. Bir şeyler düştü. Onları almam mı lazım? Ha, almam lazımmış.
Heyecanlı olmaya başladı bu. 14 saniye kalırken. Anlat anlat, heyecanlı oluyor denecek. Bu moda geldi yani. Remaining Roots'u öldür diyor. O zaman Remaining Roots'a doğru bir gidelim. Artis. Deminden beri ben gerildim burada. Gerildim. Ya. Dikkatli ol. İyi de bunlar reaktörün içine kadar girmişler yani. Her yere gelmişler. Senin Toto'nu da kurtardım diyor. Ama kötü hissetme. Sen de fena değilsin. Ford'a git de bir derdini anlat bakalım. Sen bir şey söyleyeyim mi? Karaktersiz bir insanmışsın ha. Vallahi karaktersiz bir insanmışsın. Yalan malan, hile hurda, her şey var sende. Yok beni kurtarmış, yok bilmem ne. Senden çok adam indirmiş olduğuma dair bir his var yani içimde. Tamamız galiba. Tabii. Geldiğimiz yerden bir geri döneceğiz. Peki B2'ye gitsem ne oluyor? B2'de ne vardı? Güzel. Etrafta ışık olması güzel bir olay. Bayağı kişiyi tehlikeye attın. Vallahi hayatım görevim risklerden daha önemli. Adaya ulaşman lazım ha. Vallahi artık çok fazla bir dünya kalmadı etrafta. Dinle arkadaşım. Ama sana yardımcı olmak isterim. Bir kader hissediyorsun içinde değil mi? Dünyayı kurtaracağım falan. Deneyeceğim. İşte budur. Al, bunu almanı istiyorum. Dragonheart. Sana ufaktan bir yardım olacak bunun. Yardımın için teşekkürler. Dragonheart ne? Evet, Lost Health için kullanılıyor bu soul-like şeyi, item'ı. Q'ya bastın mı Lost Health için kullanıyorsun. Refresh oluyor save point'te, 3 kere kullanabiliyorsun falan filan. Şimdi şu tipitoş normalde bir şey yapıyor mu bize bakalım. Yok, bir şey yapmıyormuş. Demo da beni hemen buraya attı ama. Şöyle gidersek reaktör Ward 13 Research. Ward 13 Research. Bu ne demek ki? Ward 13 dediği yer. Evet. Close. Oraya giriş yok. Oraya giremiyoruz. Peki. Ama geriliyorum da bir yandan ya. Burada da böyle bir eksik varmış. Peki. Burası belki açılıyordur. Açılmıyor. Belli ki buralara beni komutan zaten geri döndürecek. Bizim görevimiz bu kadar çabuk bitmiyormuş yani. Öyle sana rahat yok. Bir geri gideceğim diyormuş. Ya ben niye böyle bir Resident Evil-like bir yerin içine düştüm birdenbire ya? Yani Soul-like dediysek Dark Soul sinirlendiriyordu falan yani böyle. Bir iki hatada hemen ölebildiğin için
Kızdırıyordu seni ama. Bu kadar korku övesi yoktu ya. Bir inceden gerdi beni. Ya teşekkür edeceğim tabii bana. Aganız geldi, aganız. Bana artistik yapan kız neredeydi? Onunla konuşacağım şimdi. Asıl ben onu arıyorum. Yok, bunların hiçbiri değilmiş. Hepsi yalandan figüranmış. Bu da değilmiş. Şuradan aşağı inince ama bir dakika ya. Komutanla konuşayım da komutanla konuşmadan önce şuradan aşağı inince hemen yanda falan. Ha buradaydı. Evet. Ne oldu Artis? Arkadaşım, elektriği açmışsın. Çok sağ olasın ya. Dur bakayım dedi. Görev başarılı olmuş dedi. Bana bir şeyler verdi. Upgrade dedi. Armor'umu upgrade edebilir, silahımı upgrade edebilir. Space'de upgrade etsem ne diyor? Damage 112 olacak diyor. Ha. Bu böyle, bu da böyle olur diyor. Advanced attribute'a bakınca ne gösteriyor burada? Bilemedim. Çıktım. Şimdi konuş bakayım artist. Hala artistlik yapıyor, sinirim bozuldu. Ne? Ford dedi ki malzemelerim varmış. Mühendissin sen. Aferin. Adam ol. Aa ağzına... Şimdi kadındır, el kaldırılmaz şimdi var ya. Beni deli etme. Pah, ne var yani? Yaratıklarımı öldürdün. Devamlı böyle deminden beri. Buna Mender Aura diye bir şey verdi. 2,3 metrelik healing pool oluşturur. 10 health per second. Bunun içine mi girdi o? Ne oldu? Neyse anlamadım. Anlamadığım bir işler döndü burada ama. Allah'ım ya Rabbim ya. Bütün manyaklar bizi bulmuş ya. Neyse abi uğraşmıyorum ben bunlarla. Gidiyorum komutanla konuşacağım. Zaten korkuyorum. Gerilmişim. Ortam çok karanlık. Git kendine Riggs ve McCabe'den daha iyi ekipmanlar al. Ondan sonra şey yaparız diyor. Riggs. Upgrade için hazır mısın? Armor için olmaz mı upgrade? Ya bunu mu yapacaksın illa abi? 6 ayrında bunu yaparım diyor. Space al. Space yap upgrade'i. Mutlu musun şimdi? Armor'a herhangi bir upgrade yapamam diyorsun. Neden? Max level'da diyorsun çünkü bunlar. Şuna da upgrade yapamam diyorsun zaten. Mükemmel. Peki şimdi bu daha iyi oldu diyor. Bir de bunu al dedi. Bu çok mükemmel, güçlü bir şey sayılmaz ama senin için iyidir. Şimdi efsane efsane görüneceğim bir anda dedim. Aynen efsane göründüm. Bir şeyler daha verdi bana. C'ye bastım abi. Inventory'de yok, karakterde ne yaptık? Kaltist. Radyasyona eksi, tırmığa eksi, çürümeye eksi ama şoka, donmaya, fire'a ve kanamaya karşı artı veriyor hepsi genel olarak. Mod duration %100 diye bir blood pack diye armor şeyimiz var. Bu da modumuz. Mod duration'ı %100 dediği. O ne ya? O deyince bunu açtı. Trade point'imiz yok. O. Bence bu dolacak yavaş yavaş. Şu anda daha dolmamış. Yavaş yavaş dolacak. Dolduktan sonra konuşmaya başlayacağız. Skip canım.
Daha güzel giyinmişsin. Seni böyle gördüğüme sevindim. Baloya götüreceksin galiba beni. Umarım yola çıkmak için bunlar yeterli olur. Görüyorum ki Reggie sana ejder kalbini de vermiş. İyi bir sebebi olmadan bunu sana vermezdi. Düşünüyor ki ben kaderimde dünyayı kurtarmak var. Peki bakalım. Reggie yaşlı bir aptal ama bir bildiği vardır. Büyük babam burayı kurmuştu. Hiç başka bir şans kalmazsa bir koç yiğide bu eşyayı verin demişlerdi. Al bakalım bunu. Bu da bir şey verdi. Datla anahtarı diye. Ha, aşağıdaki terminal falan var dedi. Aşağı ile alakalı bir görev verdi şimdi bu da bana. Görev ne? Yine de burada bir yerde olabilir mi acaba dedim ama tabii ki değil. Mission'ı çıkınca görmemiz lazım. Mission'ı çıkınca görmedik. Yok, mission'ı çıkınca görmüyoruz. Şurada gördüm mission'ı. Datla key. Anahtarı buraya yerleştirirsem eğer Datla'yı başlat. Datla kötü bir şey mi acaba? Öyle bir dedi ki Datla'yı başlat. Ha, büyülü bir şeyler var burada. Tamam. Şimdi hatırladım. Buradan çıkmam için böyle yaratıkengiz bir şey vardı. Gerçekten büyüleyici değil mi? Çalışacağını göreceğimi hiç düşünmezdim. Kırmızı göz. Dışarıya açılan tek kapı. Gitmek mi istiyorsun? İşte bu senin şansın. Babam burayı kurdu da Root'lar atak yaptı da nereden geldiğini bilmiyoruz da. Root hakkında bir ipucun var mı? Her yerde ipuçları var dışarıda. Bir bak bakalım. İki bakınsan görürsün zaten. Ne oldu? Beni nereye attı yine? Ha, şimdi artık şey bitti diyor. Antrenman bitti diyor. Bu saatten sonra kendi başınasın diyor. Ya inventory'i check et diyorsun canım, teşekkür ederim de. Survivor bag var. Bunu açmam mı lazım? Use. Yes. Evet, açmam gerekiyormuş. Ammunition box, bandaj, bloodwort, bilmem ne. Bunlar varmış. Materyalim varmış bir miktar. Varmış oğlu varmış. Doomslayer Duster Skin. Doomslayer Breach Skin. Skinler nereden seçiliyor onu bilemedim. Ha, diğeri zaten hala duruyormuş üzerimde. Tamam. Evet, bence buradan dış dünyaya çıkmayalım ya. Dış dünyaya çıktığımız zaman başlıyoruz büyük ihtimalle zaten maceralara. Şurada da bir tane boss gösteriyor ya. O boss'a da gidip boss'u mu dövsek, ne yapsak? Neyse, öyle bir şey yapmayalım. Ben oyundan çıktığım zaman çıkmış oluyorum büyük ihtimalle. Böylece oyundan çıktığıma da tamamen nedir? Yani oyundan çıkınca kaydetmiş oluyorum. Soul-like oyunlar gibi. Valla oyunu unutmuşum. Güzel stres bir oyunmuş ya. Umarım sizler de beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum, paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin.
Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedeli Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.